Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırında karnabahar yapacağız. Benim kardeş kanalım Acemi Aşçılar kanalında gördüm bu tarifi. Sevgili arkadaşım Yasemin karnabaharı kıymalı olarak yapmış ama ben kıymasız, beşamel soslu ve kaşar peynirli hazırlayacağım. Bu şekilde de gayet lezzetli olacak. Şimdi biz tarifimize geçelim. Karnabaharları böyle rastgele doğradım. Üzerine biraz tuz alacağım. Değil, sıcak su ekliyoruz üzerine. Şimdi 10 dakika boyunca karnabaharları haşlayacağız. Karnabaharlar haşlanırken beşamel sosumuzu hazırlayacağız. Şimdi tereyağını aldım. Hafiften erimeye başladı gördüğünüz gibi. Unu da ilave ediyorum. Unun kokusu çıkana kadar yaklaşık bir böyle bir 5 dakika kadar kısık ateşte kavuracağız unumuzu. Unumuzu kavurduk. Şimdi sütümüzü ekleyeceğiz ama sütü azar azar ekleyelim ki topaklanma olmasın. Biraz koyacağım. Hızlıca karıştıracağım. Sonra devamını da koyacağım. Sütümüzün hepsini ekledim. Gördüğünüz gibi şöyle bakın kıvamına. Şimdi ocağın altını açıyorum. Harlı ateşte böyle sürekli karıştırarak beşamel sosumuzu kaynatacağız. Kaynamaya başladığında hemen ocağın altını kapatmamız lazım. Fazla pişirmememiz gerekiyor çünkü. Beşamel sosumuz kaynamaya başladı. Hemen altını kapatıyorum. Ocağın altını kapattıktan sonra tuzu da ekliyoruz. Şöyle size kıvamını da göstermek istiyorum. Bakın gayet de güzel tuttu. Karnabaharları haşlandı, suyunu süzdürdüm, kullanacağım tepsiye aldım. Beşamel sosumuz da hazır. Şöyle son bir kez bir karıştırayım iyice. Şimdi beşamel sosumuzu karnabaharın her yerini güzelce dökelim. Tüm beşamel sosunu döktüm, iyice her yerine yaydım. Şimdi 200 derecelik fırında üzeri böyle kızarana kadar pişireceğiz. Kızarmaya başlayınca tekrardan alıp kaşar peynir rendesi dökeceğiz üzerine. Beşamel sos gördüğünüz gibi güzelce kızarmaya başladı. Şimdi üzerine bolca kaşar peynir rendesi serpeceğim. Şimdi tekrardan fırına koyacağım. Kaşar peynirler eriyip kızarınca fırından alacağız. Fırında beşamel sosu karnabaharımız hazır. Bu arada sevgili arkadaşım Yasemin'in Acemi Aşçılar kanalına da abone olmayı unutmayın. Videonun açıklama kısmına ve yorum kısmına linkini bırakacağım. Tarifimi deneyen herkese şimdiden afiyet bahşişi olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.